insan Allah'ın yarattığı aciz bir kuldur ve görevi Rabbimize kulluk etmektir. Zaten Allah insanın yaratılış amacını anlatırken şeytandan Allah'a sığınırım. insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diye bildiriyor. Dolayısıyla biz Allah'ı değerlendirirken Allah'ın Kur'an'da anlatılan özellikleriyle değerlendirmemiz gerekir. Zaten e, Peygamberimizin de en çok üzerinde durduğu kavminin Kur'an'ı terk etmesi. Yani Allah'a Kur'an'da Allah'ın bildirdiği şekilde tek bir şikayet oluyor kavminden. O da bu kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktı diyor. Şimdi Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar ne demek? Demin burada ailenin demokrasiyle ilgili anlattığı konu içinde bu geçerli. Baskı ve zorba bir yönetim şeklinde veya bir inanç şekli nasıl Kur'an'a uygun değilse işte orada Kur'an anlayışını bırakmış oluyoruz. Sevgisizlikten bahsettik. Kur'an sevgi anlatır bize. İslam sevgi dinidir. Sevgiyi bir kenara bırakıp öfkeyi örnek aldığımızda, öfkeyi öne çıkardığımızda yine Kur'an'ı bir kenara bırakmış oluyoruz. Ve en önemlisi Allah'ın bize Kur'an'da anlattığı, Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğu, tek mutlak güç olduğumuz olduğu gerçeğini Kur'an'ı bir kenara bıraktığımızda işte insanlar bu sefer bunu da unutmuş oluyorlar. Halbuki Allah tek mutlak güçtür. Sonsuz güç sahibidir. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani ne demek? Bunu zamanı çok iyi anlamak Evet. Gerekiyor yani. İnşallah. Zamanı ve mekanı Allah yaratmıştır. Fakat zamanı ve mekana tabi değildir. Şimdi biz kader anlayışını anlattığımızda o zaman insanlar diyorlar ki her şey kaderimdeyse o zaman ben ne yapıyorum? O zaman ben gideyim evimde bir yerde oturayım herhangi bir şey yapmadan kaderimi seyredim. Tabii ki böyle bir anlayış olmaz. Çünkü biz zahire tabi olarak yaratılmış olan demin de söylediğim gibi kullarız, varlıklarız. Yani Allah bizi bir imtihan içerisinde yaratıyor. Bu da ne demektir? Gayret göstereceğiz. Allah ciddi bir çaba göstermekten bahsediyor ayetlerinde ahiret için. Gayret göstereceğiz, ciddi bir çaba göstereceğiz ve o ciddi çaba ile ahiretimiz için ve Allah'ın rızasını kazanmak için bütün elimizden gelen ne varsa hepsini yerine getireceğiz. Şimdi bunun içerisinde Allah kaderi yarattığında işte Allah zamandan ve kandan münezzeh dediğimizde bizim için doğmamız, büyümemiz ve yetişkin haline gelmemiz için gerekli olan zaman Allah katında böyle bir zaman diye bir şey söz konusu değildir. Hepsi bunların tek bir an olarak yaratılmıştır.